أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, kimler cennete giremeyecek sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, imtina edenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurdular. İmtina edenler de kim denildiğinde, kim bana itaat ederse cennete girer, kim asi olursa o imtina etmiş demektir buyurdular. Buhari İ'tisam 2 nolu hadis-i şerifte, Peygamberimize itaat etmek demek, şirkten uzak olmak, Allah ve Resulüne inanıp onları sevmek ve iman sahibi olmak demektir değerli dinleyicilerim. Allah'a ve Peygamber'e isyan edenlerin, cimri zenginin, kaba merhametsiz kişilerin, kötü muamele sahibi, komşusu zararlarından, kötülüklerinden emin olmayan kişilerin, gıybet eden, söz taşıyan, zulümle mal toplayan, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin, anne babasına yetişip de onların ihtiyarlığını görüp onlara hürmet etmeyen, bakmayanların cennete giremeyecekleri bildirilmektedir. Bu amellerin kötü olduğu, cennete götürecek ameller olmadığı belirtilmekte, bu tür amellerin muhakkak cehenneme uğratacağı, cehennemlik ameller olduğu ifade edilmektedir. Bu tür günahları yapan iman sahipleri, günahlarını cehennemde çektikten sonra Allah'ın izniyle cennete elbette gireceklerdir. Cennete iman sahibi olmayanlar giremeyeceklerdir. Ehl-i sünnet alimlerine göre Allah'a şirk koşanlar cennete giremeyeceklerdir. Nisa suresinin 116 nolu ayetine dayanarak ifade edilmiş. Değerli dinleyicilerim, bu ifade edilen hususlar Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Buhari'de sevgili Peygamberimiz tarafından ifade edilmektedir. Rabbim rızasını kazanan, kendi yolunda olan, imanda, ibadette hassas olan, kul haklarına riayet eden, hakkı hukuku gözeten, etrafında insanları kırmayan müminlerden olmamızı Yüce Rabbim'den niyaz eder. Bütün dinleyicilerimizi Allah'a emanet ederim. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.